Değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşuyoruz. Ancak ülkemizin bir Dışişleri Bakanlığı gerçekten var mı? Yoksa çok değerli diplomatlarımızın belirttiği gibi Dışişleri Bakanlığı bir uluslararası Türkiye için iletişim bürosu haline mi geldi? Arkadaşlar niye laf atıyorsunuz? Dışişleri Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Dışişleri Komisyonu'ndan Sayın Can Bey'den başka üyeniz yok burada. Bir tane üyeniz var. Çoğunluğunuz bulunan komisyonda bir üyeniz var burada. Bunlar utanmıyor musunuz? Laf atıyorsunuz. Lütfen. Rica ediyorum. Arkadaşlar. Bakın. Sayın Bakan, sizin iktidarınızdan önce Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği hedefi vardı. Bugün Avrupa Birliği üyeliği hedefi ortadan kalktı, bir hayal haline geldi ve Türkiye Avrupa Birliği için göçmenleri ülkesinde tutan bir ne yazık ki sünger ülke haline geldi. Değerli arkadaşlar, Avrupa Konseyi, benden önceki görüşmeciler de konuşmacılar da söylediler. Türkiye'nin kurucusu olduğu bu uluslararası örgütte 2017'den beri tekrar denetim sürecindeyiz. Konseyin tarihinde ilk defa denetimden çıkan bir ülke olarak tekrar denetime girdik. Yetmedi, yine sizin iktidarınızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulamayan bir ülke olarak Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatılıyor. Değerli arkadaşlarım, sizden önceki iktidarlarda Türkiye'de bulunan iktidarlar sözde Ermeni soykırımı iddiaları karşısında gerekli cevapları verirlerdi ve başka devletlerde kimi parlamentolarda böyle kararlar alınmış olsa da yürütme organları her zaman bu kararlara mesafe koyarlardı. Bunların dışında bir tutum alırlardı. Sizin iktidarınız döneminde Amerikan Başkanı Biden sözde Ermeni soykırımı tanıdığıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı Biden'la görüşmesinin ertesinde böyle bir konunun gündeme gelmemesinden görüşmede mutluluk duyduğunu söyledi. Sayın Bakan, mutluluk duyduğunu söyledi. Değerli arkadaşlarım, sizden önceki iktidarlarda Mehmetçik saldırıya uğrarsa Dışişleri Bakanları görevlerini yaparlardı. Siz de yaptınız. Cumhurbaşkanı ile birlikte Suriye'deki saldırıdan sonra ve o saldırıda 34 askerimiz şehit düştükten sonra o olayın üzerine Rusya'nın gölgesi düşmüşken koşa koşa Moskova'ya gittiniz. Kapılarda beklediniz. Akşam televizyonlarda, Rusya televizyonlarında millete seyran oldunuz. Değerli arkadaşlarım, Dışişleri Bakanları Türkiye'nin geçmişte haklılığını dünyaya anlatırlardı. Şimdi geliyorsunuz Türkiye haklı diye burada bizlere anlatıyorsunuz. Bu utanç verici bir manzaradır. Kimse sizin sözünüze itibar etmiyor. Katar'a gidiyorsunuz. Katar'da utanç verici sorularla karşı karşıya kalıyorsunuz. Türkiye bir kelepir ülke muamelesi görüyor. Diyorsunuz ki Katar, Birleşik Arap Emirlikleri bizim kadim dostumuzdur diyorsunuz. Ya Sayın Bakan, bu devletlerin sizin kadar yaşı yok ya. Nasıl kadim dostunuz oluyor? Sizin kadar yaşı yok ya. Değerli arkadaşlarım, geçmişte sizin iktidarınızdan önce büyükelçi atamaları Türkiye bakımından çok önemli atamalardı. Türkiye'nin çok önemli bir kurumunun Dışişleri Bakanlığı'nın en önemli vazifesinden bahsediyoruz. Kendi arkadaşlarınızı, siyasi arkadaşlarınızı sağa sola büyükelçi olarak gönderiyorsunuz. Bunların içinde adı rüşvetçiye çıkmış insanlar var. Amerika'da Sarraf'ın verdiği ifadeyi görmediniz mi? Sizin büyükelçi atadığınız kişinin bankacılarla Sarraf arasındaki görüşmeleri organize eden kişi olduğunu görmediniz mi? Değerli arkadaşlarım, bütün bu hadiseler bize şunu gösteriyor. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı'nda kurumsal işleyiş falan kalmamıştır. Sizin en yakınınızdaki insanlar, bakanlığın tepe yönetimine getirdiğiniz insanlar Anadolu'nun bir ilçesinde belediye başkanı atatmanın peşinde ya. Bununla uğraşıyor. Sabah akşam gündemi bu. Ve o sürecin içerisinde en pespaye şekilde mafyanın bile dahil olduğu bir sürecin ortasında. Ayıp değil mi? Siz Dışişleri Bakanlığı'na gittiğinizde binaya girerken Dışişleri Bakanlığı'nın geçmişte verdiği şehitlerden utanmıyor musunuz? Utanmıyor musunuz? Dışişleri Bakanlığı'nın Türk diplomatlarını, sırf Türk diplomatı olduğu için şehit edilen diplomatları, sırf Türk diplomatlarının evladı olduğu için şehit edilen insanların hatırası önünde hiç utanmıyor musunuz? Değerli arkadaşlarım,
bu laflarla gerçekleri bastıramazsınız. Gerçekleri bastıramazsınız. Buyurun efendim. Vefatlerini savunuyorum. Onlar gibi koltuk ve koltuğumu savunmuyorum. Onlar gibi koltuğumu savunmuyorum. Bırak bu işleri. Bırak bu işleri. Bırak bu işleri. Sarrafla ilgili cevapları verin. Sarrafın komisyoncusunu büyükelçi yaptınız. Gelip burada oturuyorsunuz. Ayıpmış. Ayıp olan budur. Sarrafın komisyoncusunu büyükelçi yapmak ayıptır. Bırak bunları. Sayın Başkan, toparlamak istiyorum. Değerli arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Ya bırakın kardeşim, adı emlakçı komisyoncu da çıkmış adam büyükelçi yapmadınız siz. Büyükelçilik görevini emlakçı komisyonu olarak yapan adamı siz büyükelçi tutmuyor musunuz bugün? Ne anlatıyorsunuz? Bırakın bunları. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, sorunumuz açıktır. Bakın, sorunumuz çok nettir. Sorunumuz çok açıktır. Dışişleri Bakanlığı bakımından tek sorunumuz var. Geçmişte Türkiye'nin Dışişleri Bakanları, geçmişte, bırak, laf atmayın. Değerli arkadaşlarım, teşekkür ediyoruz Sayın Emre. Peki, selamlayın ama genel kurula hitap edin Sayın. Tabii Sayın Başkanım, haklısınız, özür dilerim. Değerli arkadaşlarım, geçmişte Türkiye'nin dış politikasına yön veren Türkiye'nin güvenliğini sağlamaktı. Türkiye'nin ekonomik gelişmesine yardımcı olmaktı. Türkiye'nin bölgesinde barış, huzur ortamını sağlamaktı. Bugün Türkiye'nin dış politikası tek bir hedefe kilitlenmiş durumda. Tek bir amaç var. Türkiye'de dış politika, iç politika için yapılıyor. Türkiye'de dış politika, Erdoğan'ı biz orada nasıl tutarız? Bunun için yapılıyor. Bunun için yapılıyor. Hepimiz bu gerçeği biliyoruz. Türkiye ama emin olun, emin olun bu zorlukları aşacaktır. Bence önceki arkadaşlarım da söylediler. Geliyor, gelmekte olan, gidiyor, gitmekte olan. Teşekkürler.